Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat çıkmış soruların çözümleri. Arapça 4, 2014 Bahar ara sınav soruları. Aşağıdaki temizlerden hangisi doğrudur? Temizlerden hangisi doğrudur demek, hangi temiz doğru iraba sahip demektir. Burada mesela A şıkkına bakalım. Seb'e, seb'etu nedir? 7 demektir. 7'nin temyizi sualin şeklinde mi gelir? Gelmez. Neden gelmez? Sual niye sual olarak gelmez? Sualin eksikliği ne? Sual cemi değil. Çünkü 3'ten 10'a kadar olan sayıların temyizleri cemi mecrur gelir diye kaide vardı. Buysa mecrur ama cemi değil. Sual kelimesinin cemisi yani çoğulu es ile olarak gelmektedir. Es ile sorular manasında. Ehede aşara kitaben E şıkkına baktığımızda ehede aşara 11'dir. 11 sayısının temyizi burada olduğu gibi müfret ve mensup mu gelir? Kitaba bakılması gerekiyor yani. 11-19 arasındaki sayıların kendisi fetha üzeri mebni, temyizleri de müfret, mensup ve nekre olarak gelir. Nasıl gelir? Müfret, mensup ve nekre. Müfret mi? Evet. Cemi değil. Cemi olsa kitabun, kitabani, kütüp olabilir. Kitabuna olabilir. Kitabat olabilir. Cemidir bu şekilde. Bu nedir? Müfrettir. Mensup mudur? Evet. Kelime müfret ya. Müfredin nasb alameti fethadır. Fetha ile mensup. Nekre midir? Evet. Elif lamı yok. Sonra bu özel bir kelime değil. Sonra marifeye muzat değil. İsim işaret değil bu, zamir değil bu vesaire. E şıkkı doğru olur yani. Temiz, müfret, mensup gelmiştir. 2 numaralı soruya baktığımızda ne diyor? Sittine kelimesinin İrab'daki durumu nedir? Sittine nedir arkadaşlar? Ukut sayılar yani onarlı sayılar. Yine sayılar ve temizleriyle alakalı bir soru. Sittine, sittune 60'tır bu. Sittune, sittune. Tine, vav, ya'ya dönüşerek de yazılabilmekteydi. Hatırlayın. Vav, ya'ya dönüşebilir. Sittune de olduğu gibi vav ile yazılırsa merfudur. Merfu olması bunun fail, naib-i fail, mübteda, haber ve benzeri şeyler olabileceğini gösterir. Vav yerinde ye olursa mef'ul, mef'ulün çeşitleri var biliyorsunuz. Mef'ulü bih, fih, leh gibi çeşitler var. Temiz olabilir, hal olabilir vesaire. Ye ile yazılırsa. Sittune, sittine her ikisi de 60 demektir. Örnek olarak şurada vavlı, yağlı yazılış örnek verilmiş. Mesela selasine yazılmış. Aslında neydi? Selasune idi. 30'da bu. Buna göre sittine ne olur? Fail olamaz. Fail merfu kelimenin işidir. Yani sittine. Tune vav ile yazılsa fail olabilirdi, müfteda olabilirdi, haber olabilirdi, naib-i fail olabilirdi. Madem ki ya ile yazılmış öyleyse mensuptur. Mensup kelimeler A, B, D, E şıklarındaki şeyler olamaz. C şıkkındaki olur. Bu bir genel kaidedir. Cem Müzekker Salim'in irabı gibi yani. Katibune, katibine. Aynı şekilde. Dolayısıyla bu neyle alakalıydı esasen? İsimlerde irab adlı üniteyle alakalıdır. İsimlerde irab videosunu izlemiş anlamışsanız bunda problem yoktu. Merfu kelime, mensup kelime ya ile yazıldığından. Üçüncü soruya baktığımızda yani şunlara takılmayın. Burada ne yazıyor acaba? Bu nasıl okunmalı? Harekesi yok. Manası ne? Burada ne yazıyor falan. Bunlara hiç takılmayın. Erba'n 4, aşara 10. Toplarsan 14 yapar. 14 sayısı yazılmış ardından nokta nokta. Ne demek bu? 14'ün temyizi nasıl gelir demek bu? 14'ün temyizi nedir? Yani müfret mi olacak, tesniye mi, cemi mi? Adet bakımından. Sonra müzekker mi, müennes mi? Cins yönünden. Peki mensup mu, merfu mu, mecrur mu? Bu tür yön olarak ne olmalıdır? Soru bu. Cevap arkadaşlar zaten soru 1'de vardı. Biri E diye bilinçli olarak yaptıysak yani ehede aşer 11'inki müfret mensup ve nekredir bunu bilerek yaptıysak
11 ile 19 arasının böyle olduğunu biliyoruz. Öyleyse 14 de aynı yere dahil. Yani adamlar bir bilgiye dayanarak şu an ikinci soruyu sordular. Üçüncü soru ile birinci soru aynı bilgiye dayanmakta. Buna göre 3 A olur. Şehran. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Ayet. Şehir müfrettir yani. Şehrun, şehran müfret bir kelime. Mensuptur görüyorsunuz. Müfret olduğu için nasb alameti fethadır. Nekre olduğundan iki tane fetha almış, terminlenmiştir. Diğerleri böyle değildir işte. Örnek olarak B'ye bakalım. Eyyam nedir? Cemidir. Yevmun bir gün. Yevmani iki gün. Eyyam günler demektir. Geçtik dörde. 40 oyuncu ödül kazandı. Kazandı faze. 40 oyuncu var. Ne olur o? Erbauna. Her birinde doğru. Tamam. Hemen sağlarında faze. Dört fazu diye fiil cemi başlamıştır. Fiil cemi başladıysa direkt eleyin, yanlıştır deyin arkadaşlar. Fiil müfret başlamalı. Peki durumda ne oldu? Faze erbaune her biri aynı görüyorsunuz. İlk iki kelime bakımından her biri eşit. Geriye ne kaldı? Ardından gelen kelime. Yani esasen bu şununla alakalı. Erbaune 40'tır. Ukut sayıdır. Ukut sayının temyizi ne gelmelidir? Laibune nedir? Bak şu an temyizleri işaretledim. Bunların her biri temyiz. Ama doğru temyiz hangisi? Erbaune temyizi ne olmalı yani? Soru bu. Erbaune ne gelmiş bakalım? Laiben. Laiben nedir? Müfrettir, mensuptur arkadaşlar. Öyleyse bize müfret mensup lazım. Müfret mensup hangisi ise cevap o. E şıkkı. Laiben müfrettir, mensuptur. B şık olmaz mı? Laibune. Vav ile yazılmış bir cemi müzekker salim kalıbıdır. Bu vav ile yazıldığından merfudur, mensup değildir. İsimler de İrab videosuna dayanıyor her şey. C şıkkı laibin. Görüyorsunuz ba'da esra var. Mecrurdur, olmaz. D şıkkına baktığımızda laibeyni olabilir. Laibine olabilir. Fark etmez. Ne yaparsak yapalım. Her iki durumda da laibine desem cemi oldu. Laibeyni desem tesni oldu. Oysa müfret olmalıydı. O da laiben olur. E şıkkı doğruydu. Dörtte sonra sağ tarafa geçiyoruz sorular. Beşinci soru. Sayılardan hangisi doğrudur? Soru 5. Nasıl sayılar var? Mesela Erbaetun ve Hamsune. Arada vav var, öyleyse mahdut sayılar, atıflı sayılar diyebiliriz. Yine vav var, yine vav var, yine vav var. Bir burada yok arkadaşlar. Öyleyse bir bakalım ne çıkacak. Merakla bakıyoruz. Mahdut sayılar. Erbaetun ve Hamsune nasıl yazılıyor? Erbaetun ve Hamsune amen. Doğru bir yazılış. Erbaetun ve hamsuna amen doğrudur. Öyleyse ne oldu? 5 A'dır. Zaten biri bir. Kitaptaki örnek alınmış. Yeni bir şey de oluşturulmamış. Diğerleri öyleyse hatalıdır. 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde muzari fiilin başına gelen edat fiilin irabını değiştirmemiştir? İrab ne? Kelime sonlarındaki değişiklik. Bir edat diyor. Bir edat ki bunu buradan kaldırsam da aynı harekete sahip olacak değil. Kaldırmasam da aynı harekete sahip olacak. İşte değiştirmemiştir diyor. Kaldırsan da aynı hareket olur. Orada olsa da aynı hareket olur. Lemma yetevakkaf. Lemma'yı kaldırsam ne olur? Yetevakkafu olur. Yani lemma irabı değiştirmiştir. Lemma cezmeden bir edattır. Mesela lem yektubu, lemma yektub. Son harfi cezmeder. Peki yetevekka fi cezme olmuş mu hocam? Siz neden bahsediyorsunuz? Diyen vardır belki. Aslında bu yetevekka sükunludur. Ama geçiş yapmak gerekiyor. Sol tarafta elif lamlı bir kelime var. Geçiş yapacağız. Lemma yetevekka el laibu mu deniliyor? Denilmez ki. Geçiş yapacağız. Bağlamalıyız.
Bu kelime sükunludur, değil mi? Sakin yani. Yettebak. Gaf. F'de sükun var. İşin aslı buydu. Bir kural var. Sakin harfler harekelendirileceği zaman, hareke vermek gerektiği zaman o sakine esre hareke olarak verilir. Böyle bir kayda var. Es sakin o yüzden hürrike hürrike bir kesri. Arapça söylenişi budur. Bu yüzden F'ye ne olmuş? Esre verilmiştir. Yani asli hali bunun sükunlu idi. Geçiş yapmak gerektiğinden esre verilmiştir. Buna göre lemmayı kaldırsak yetevakkafu olur. Ketebe yektubu, nasara yensuru, haraca yahrucu. Muzareler merfudur değil mi arkadaşlar? Lemmayı kaldırırsak merfu olur. Lemma ile mezum olur. B şıkkı len ne yapar? Tekit nefi istikbal edatıdır. Gelecekteki olumsuzluğu ifade eder. Len nasb eder. Enlen key izen nasb edatlarıdır. Yümne'a olmuştur. Ayn fethalanmış. Len'i kandırırsak yümne'u ayında ötre doğar birden. Ötre geri gelir. Len feta yapmış demek ki. Ma ise herhangi bir şey yapmaz. Ma, zaten ezhebu görüyorsunuz. Muzari zaten merfu burada. Ma olsa da olmasa da merfu olur. Muzari'nin doğal hali nedir? Merfu olmaktır. Başına edat getirerek merfuluktan çıkartabiliriz. İşte bu gelmiş. Muzari merfuluktan çıkmış. Len gelmiş. Merfuluktan çıkmış. Son harfin harekesi fetha olmuş. Muzari'nin normal hali merfuluktur dedik. Son harf görüyorsunuz ötreli zaten. Zaten merfu. Ma gelmiş bir şey değiştirmemiş yani. D'lerinde ise değiştirmiş. Yedinci soruya bakalım. A, B, C, D, E diye devam etmiş. Arap ülkelerinde topraklar yeterli değil, tarım alanları yeterli. Burada zirai kelimesi var. Bu ne olur? Tarım olur, ziraat olur. Sadece toprak olmaz. Öyleyse A şıkkı elenir. B şıkkı mümkün. Bakalım C şıkkında ne var? Arap ülkelerinin tarım alanları derken ın, in, un nedir? Muzaaf, muzaafun ileyh bir takıdır bu. Öyleyse ne gerekir? Burada muzaaf, muzaafun ileyh olması gerekir ki böyle mana verebilesin. Muzaf muzafın ile söz konusu olmadığından C şıkkı da elenir. D'ye geldik. Arap ülkelerinin toprakları nin derken yine ın, in, un olduğundan ülkelerinin toprakları kapının kolu şeklinde. Ne olur? Yine tanıma varmış gibi yazılmış. Oysa burada isim tanıması yok. E şıkkı Arap ülkelerinin toprakları. Yani bu soru neyle alakalıydı? Muzaf, muzafın ile yani isim tanımlaması olan bir cümleye nasıl mana verilir? Bunu bilirsek cevap otomatik olarak ortaya çıkar. Buna göre 7'nin cevabı B olur. Arap ülkelerinin şurası, burası demiyor. Burada bir tanımlama manası yok. Dolayısıyla doğru şık B olur. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde muzari fiili nasbeden olumsuzluk edatı vardır denilmiş. Nasbeden olumsuzluk edatı olursa ne yapar? Zaten nasbeder. Öyleyse nasb alameti aramalısın. B'de nasb alameti var mı? Yok. Şu var yani tek tek elemeye gerek yok. Cevap ne olur? D olur. Niye D oluyor? Len gelmiş. Ardından zaten T, C, D fiili muzari zaten nasb olarak yazılmış ya. Düşünmeye gerek yok. Bu nasblık, merfuluk bunlar hep yani kelimenin sonuyla alakalı. Burada nedir? Dal ile alakalıdır. Dalda nasb alameti var mı? Var ya fetha var. Fetha hepiniz görüyorsunuz. Fetha olduğuna göre bu kelime ne? Mensup. Mensup olduğuna göre demek ki onu nasbeden bir şey var yani. O yüzden nasb oldu. Kafasına göre bir şey nasb olamaz. Arapçada her şey bir sebebe bağlıdır. Burada lene bağlı olarak dal fethalanmış, nasb olmuş, mensup olmuştur. Demek ki len nasbeden edat. Yani doğru şık ne oldu? D şıkkı oldu. Sıra 9. soruda. Ma ecmele sadakat. Cümlenin başındaki ma'nın niteliği çok belli yani. Ma ecmele. Ma ecmelehu ve ecmil bihi şeklinde mesela. Neydi o? Fiil-i taaccüb evvel, fiil-i taaccüb sani konusu bu. Hayret fiilleri yani. Birinci hayret fiili bu. Ma ecmelehu diye çekim yaparken hu diyorduk. Zamir yerine kelime gelmekte. Öyleyse taaccüb
ifade eden bir madır bu. Dolayısıyla C doğru şık olur. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin başında cezmeden bir edat var? Unutmayın, cezmeden edat var diyor ya. Edatı aramaya da gerek yok. Hangisi cezm olmuş? Gidin direkt onu bulun. Cezm olan muzariyi gösterin. Tek tup yazıyor zaten, cezm olmuş. Edatı ben daha niye arayayım ki? Zaten belli yani. Tek tu son harfte cezmi, sükunu görmüyor muyum? Görüyorum. Öyleyse edat burada yani. Demek ki sağdaki edattır. Yani doğru şıkkı C olur. Gidip ma cezmeder miydi, len eder miydi? Tek tek edatlarla uğraşmayın. Cezmeden bir edat varsa cezm etmiştir zaten. Öyleyse cezm olan kelimeyi bulun. Tek tut cezm olmuş. Cezm olduğunu nereden anladım? Cezm alameti ne? Ba yani son harfteki sükündür. 11'de sıra. Fahasat tabip diye devam eden cümle. Olumlu istisna üslubuna çevrilmiş doğru şekli. Ne diyor? Olumlu istisna üslubu. A şıkkı olumlu olabilir mi? Lem var, nasıl olumlu olsun? B şıkkında yine lem var, yine olamaz. C'de ma var, yine olamaz. Niye olamaz diyorum? Lem, ma bunlar nedir? Olumsuzluk edatlarıdır. Dolayısıyla olumlu istisna üslubu demiş soruda. Nasıl olumlu yapabilirim ben bunları? Yapamam ki. Öyleyse A, B, C direkt elendi. Ne sebepten elendi? Başlarındaki olumsuzluk edatlarından dolayı elendi. Çünkü soruda olumlu istisna üslubu istenmiş. Geriye D ile E kaldı. D mi E mi? Cevap ne olur? E olur hocam diye düşünüyorsanız. E de istisna edatını gösterin deriz. Burada bir istisna edatı var mı arkadaşlar? İlla var mı? Gayr var mı? Siva var mı? Haşa var mı? Hala var mı? Yok ki. Dolayısıyla istisna edatı olmadığından E doğru şıkkı zaten olamaz. Eşittir dal şıkkı doğrudur. Soru yani ne diyeyim gayet basit. Tabi görebilmek önemli yani. Her zaman bilgi değil. Bilgiye sahip olacaksınız. Bir de onu görmeniz de önemli. A, B, C olamıyor. Niye? Her birbirinde olumsuzluk edatı var. E olamıyor. İstisna edatı yok. Mecburi olarak D şıkkı doğrudur. Dikkat ettiniz mi? Şunları harekelemeye, mana vermeye hiç uğraştın mı? Hiç uğraşmadım. Bunlarla uğraşmayın. Sınavda bilmediğiniz bir kelime çıkar. Eyvah manasını bilmiyorum çözemeyeceğim diye heyecan yapmanıza neden olur. Tıpkı benim gibi manayla uğraşmadan çözüme giderseniz, hoca hangi kelimeyi, hangi cümleyi sorarsa sorsun, mana önemli değil diyerek içinizde bir rahatlık oluşacaktır. 12. Gayr edatı sıfat olarak nerede kullanıldı? İstisna konusunu iyice hatırlayın. Orada gayr bir yerde sıfat olarak kullanılır demişti. Neydi o? Nekreden sonra. Mevzuun nekre bir kelime. Marife nekreyi her biriniz biliyorsunuz. Nekre bir kelime. Nekreden sonra gelen gayr sıfat olur denilmişti. Sıfatı olduğu için sağındaki kelimenin irabını alır zaten. Nitekim gayru ötreyle merfu. Mevzuun yine ötreyle, zammeyle merfudur. Peki B olamaz mıydı? Gayr'dan önce isim yok ki. Hala harfi cer var, sonra isim var. Pardon, fiil var. Gayr'dan önce direkt fiil var. Gayr'dan önce fiil var. Gayr'dan önce bir isim var ama zaten nekre değil ki. Nekre isimden sonra ne olur demiştik? Sıfat olur demiştik. Yani bu soru da oldukça basitti. Bununla birlikte gayr zaten mensup burada. E şıkkında fetha var. Gayra ra ile mensup, bil müderrisine ba harfi cerri sebebi ile müderrisine ne olur? Buradaki ya bunun cer alametidir. Cer konumunda olduğunu gösterir arkadaşlar. Devam ediyoruz. 13. Uhibbu ennase illa. Noktalı yer bırakılmış. Ne demek bu? İlla istisna edatıyla burası kuruldu. Buraya getirilecek kelime cemi mi, müfret mi, tesniye mi? Mensup mu, mecrur mu, meczup mu? Ne olmalı? Yani çok basit bir soru. Cümle olumlu mu? Olumlu. Müstesna minhimiz var. İlla ile cümle kurduk. Bu durumda ne olur burası? Mensup olur arkadaşlar.
Açtık mesela konu anlatımını. Ne diyor? Olumlu cümlede ne olur? Cümlelerde illa'dan sonraki kelime daima mensubu olarak gelir. Cümle olumluysa illa'dan sonraki kelime daima mensubu olarak gelir. Kitapta yazıyordu zaten. Bu durumda buraya ne lazım? Mensup bir kelime lazım. Mensup kelimeyi tanıyabiliyor muyuz? Bir de o var. Hocam Kazi bu ne? Son harf fethalı öyleyse bu mensuptur. Böyle bir şey yok. Bu kelime ne? Cemi müzekker salim. Son harfi değil. Sondan bir önceki harfe itibar edilir. Vav var. Vav bunun merfu olduğunu gösterir. El mucrimune vav var. Vav bunun merfu olduğunu gösterir. Cimde ötre var. Zamme var. Bu da bunun merfu olduğunu gösterir. El eşraru yine zamme var. Merfu olduğunu gösterir. El kazibine ya var. Buradaki ya bunun mensub olduğunu gösterir. Cem-i müzekker salimlerin irabı neydi? Bunu bilmek gerekiyor. İsimlerde irab ünitesi önemli yani bu konuda. Doğru şık burada D, yani Diyarbakır diyebiliriz. Denizli diyebiliriz. Doğru şık D idi. İsimlerde irab konusunu bilmeniz mecburidir. Aşağıdaki istisnaatlardan hangisi getirilemez? 14. soru. Yine oldukça kolay bir soru. Tabii fark edebilmek önemli. Şimdi noktalı yere bir istisna edatı gerekiyor. Hala, ada, haşa, gayr, illa. Ama müstesnaya bakıyorum. Halidin ne? Mecrur bir kelime. Burada arkadaşlar illa ile kurulan istisna cümlelerini hatırlayın. Olumlu cümle olabilir denilmişti. Olumsuz olabilir. Bir de müstesna mihnin zikredilmediği olumsuz cümle olarak 3 şekilde illa ile cümle kurulabiliyor. Peki buraya getirilecek şey ne olmalı? Arkadaşlar asla illa olmaz. İlla çünkü cer etmez, tamam? İlla cer edemez. Onun dışındakilerin her biri cer etme özelliğine sahiptir. O yüzden cer etmiştir denilir. Doğru şık ne? E. 15. soru. İstisnanın 3 temel öğesi de açıkça hangi şıkta? Mevcuttur denilmiş. 15. sorumuz. Ma neceha illa talip. Talip, yani bu müstesna mih olaylar arkadaşlar. Biz tıpkı matematik gibi yapıyorduk. Çıkartma işlemi lazım. Talip bir öğrenci. İlla'nın sağındaki nereden çıkartabilirim? Sağında fiil var. Fiil zaten müstesna mih olmaz. Öyleyse burada müstesna mih yok. Konumuz isimlerle alakalı. Sıra geldi öyleyse B şıkkına. Dehale el müderrisun el külliye illa müderrisen. El müderrisune cemi müzekker salimdir. Cemidir, çoğuldur. Müderrisen müfrettir. Aynı kökten gelmekteler. Derase. 3 tane harf bunun kökü. Müfret mi müderris? Evet. İlla'nın sağındaki müderrisun cemi mi? Evet. Müfret bir kelimeyi cemiden çıkartabilir miyim? 3'ten 1 çıkar mı gibi bir soru bu. 3'ten 1 çıkar tabii ki. Öyleyse burada el müderrisune müstesna min. Müderrisen de müstesna sayarım ki zaten öyle. Açıkça nerede bulunmakta? B şeklinde. 16. Ehaze fiili başlama manası hangisinde ifade etmiyor? Ehaze başladı. Farz edelim ki başladı manasında bu. Ehaze başladı et talibi öğrenci el kitabı kitaba başladı. Öyle kitap el cedi de yeni kitaba başladı. Minel müderrisi öğretmenden. Bu mana tutmadı arkadaşlar. Tutması için şöyle olur. Ehaze aldı. Et talibi öğrenci el kitabı el cedi de yeni kitabı aldı. Kimden aldı? Minel müderrisi öğretmenden. Öğrenci öğretmenden yeni kitabı aldı. Doğru mana bu şekilde olur. Peki ehazeye başladı manası versem olacak mıydı? Ehaze başladı. El etfalü çocuklar yel'abune oynamaya fil hadikati bahçede. Çocuklar bahçede oyuna başladı, oynamaya başladı. Olur mu? Olur. Belki bu da öyle değildi de ehazeyi işte başladı değil de aldı manası versem. Ehaze aldı el etfalü çocuklar yel'abune oynamayı aldı. Oyun alınmaz yani. Bu bilgisayar oyunu kastedilmediğinden alındı, satın alındı manalarına gelemez. Kısacası ehaze başlama manası ifade ederse, edecekse zaten başladı diye mana veririz.
Eğer o mana ifade etmiyorsa zıttındaki mana ne? Aldı manasındadır. Test yapıldı, bulundu yani. 16 buna göre A şıkkı aranan şeydir. Ehaze aldı diye mana veriliyor. 17'ye baktığımızda tamamıyla ezber sorusudur. Doğru şık emsa olmakta B yani. Ezberlediyseniz mukarebe, reca, şuru fiillerini ki ezberlemeden sınava girmek hatadır. Ezberlemeniz gerekir. 18. soru. Kâde tullâb. Tullâb ne? Cemî bir kelime. Öyleyse burada cemî bir kelime ararım. Cemî hangisi ise? E şıkkı cemidir. Yefûzûne. Tefûzûne. A da cemidir. E de cemidir. Ama E'deki cemi müzekker. A'daki tefuzune muhatap konumunda. Yani muhatap konumunda tefuzune A müzekker evet ama muhatap. E'deki gayip konumunda gayip kalıbını tercih ediyoruz. 19'a sıra geldi. 19. soru ya arkadaşlar ezber yapacaksınız. Yani harficeler hangi fiillerle kullanılır? Buna dair geniş bir ezberiniz olmalı. Veya ilgili ünitelerde harficer ve fiil kullanımına verilen örnekleri ezberlemeniz gerekiyor. Her halükarda ezber gerekiyor. Doğru şık D olmakta. Bu nasıl bir soru? Ezber sorusu. Sıra 20'ye geldi. 20. soruya baktığımızda Esa tam fiil olarak nerede kullanıldığı denilmekte. Esa nerede tam fiil olarak kullanılır? Esa yazılır. Ardından en, ardından muzari. Asa'dan sonra en ve muzari fiil geliyorsa orada tam fiil olarak kullanılmıştır. Diğerlerinde en ve muzari gelmiyor. Tamam, 20 neymiş? B şıkkı.